dostlar. Doktora tezi var mı üzerinedir. Ama Halil Hoca bir dikkatlilik ediyor. Bunları çok fazla desteklemiyor. Konuşmuyor. Tarihçi olarak da benim duyduğuma göre televizyonlara çıkartıldıklarında Habertürk'e, Habertürk bugün Osmanizasyonun, yani Osmanlı'nın neo-Osmanizasyonun onun için kurulmuştur. Böyle bir takım müezzinlerin, şunların bunların çıkıp program yaptığı, tarih programı yaptığı bir yerdir. O yetkililikten de ben duyuyorum, benim vaktim yok. Tarih konuşmuyor, ne konuştuğunu da bilemem. Dolayısıyla onu da bir şekilde ayırmış oluyorum. Tabii Kemal Karpat'a gelince bir kez daha söyleyeyim. Onun Kırımlı olduğuna dair pek çok bilgiler geliyor. Bu Kırımlılarda onların da bir diasporası vardır. Dağılırlar. Kemal Hoca Romanya'ya gitmiştir. Bir kısmı Türkiye'ye gelmiştir. Bunlar Türkiye'ye çok dağılırlar. İstanbul'da yerleri vardır. Mısır'da yerleri vardır. Ama hepsinin tipleri bellidir. Ben hiçbir zaman bu analizlere, fizyonomiye girmiyorum. Ama çok güzel İngilizlerin bir sözü vardır. Bütün bebekler birbirine benzer, onlar da Churchill'e benzer. Bu söylediklerim de alın Cemil Çiçek'le, alın Davutoğlu yahut Davudi yahut Davutoğlu yan yana getirin. Ve neredeyse amca çocuklarıdır. Bunlara bir tanesini daha katacak olursanız, Kaya Çilingiroğlu da, o da Kırımlıdır. Zaten başka özellikleri de vardır. Dolayısıyla iki taraflı olmuştur. Ben size Karpat'la ilgili gayet açık olarak söyleyeyim. Yani Karpat'ı benim sözlüklerimde var. Gayet açık. Biz şunu söyleriz. Biz bir bilim yapıyoruz. Bir insan soyadını Mardinli alıyorsa, Mardinzade alıyorsa, Mardinoğlu alıyorsa o Türk Müslümandır. Mardin alıyorsa çok 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 büyük bir ihtimalle İbranidir. Bunu çok açık olarak söylüyoruz. Karpatlı olursa, Karpatlı olursa başkadır. Karpat olduğu zaman başkadır. Bir de oradaki bir bağlardır. Ama normal olarak İbraniler çoğu oradan oldukları için Rusçasını kullanıyorlar. Karpatı. Karpatı, ama bu Karpat olarak görüyor. Öyle mi değil mi? Onu benim artık o kadar çok insanı inceledik ve bunlar ortaya çıktığı için bunları yapmamıza gerek yok. Ama AKP ile beraber sözü edilen, yani İslam'ın siyasallaşması kitabında o da ön sözünde söylüyor. Aşağı yukarı AKP'nin kuruluşuna, yani İsrail diğerleri böyle AKP'yi iktidara getirmek istediği zaman da bu kitabı hazırlamış. Son derece zayıf. Zaten dünyanın pek çok yerinden bana sizdeki mülakattan sonra notlar geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nden Selim Deringil, International Journal of Middle East Studies'te bunun bütün hatalarını gösteriyor. İlkokul hataları var. İlkokul hataları var. Ve burada da çok açık olarak tamamen Fethullah Gülen'e biat etmiş. Onu övüyor. Hiçbir tutarlılığı olmayan bir kitaptır. Bu da kastetmek istediğim Karpat Hoca'ya tekrar, Kemal Hoca'ya tekrar dönmek değil. Bu hazırlıkla beraber Kemal Karpat gibi daha önceki yıllarda ne cami bilen, ne namaz bilen, hiçbir ilgisi olmayan, ben siyasal bilgi, pardon, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde hocalık döneminden hatırlıyorum. Muhafazakardır ama layık, modern, cumhuriyetçi bir insandı. Ha, onlar döndüler oraya. Ya iki taraflı. Evvela bunlar döndüler. Ondan sonra öbür tarafa. Da onlar da bunlara ödül vermeye, rütbe vermeye başladılar. Son olarak şunu söyleyebilirim. Bu Fethullah Gülen
Türkiye'nin İslamizasyonunda, Türkiye'nin Osmanizasyonunda, yeni bir dönemin kurulmasında, dışarıda da bulunmuş, İngilizce bilen, kötü de olsa İngilizce bilen, üç isim var. Şerif Mardin, Kemal Karpat, Metin Heper. Bunlardır ve biz de bunları izliyoruz. Bunları da izliyoruz. Dolayısıyla benim sizin sorunuza verdiğim cevap budur. Bu Kırım kategorisi ile AKP iç içedir. AKP iç içedir. Şimdi bunları tabii daha da olabilir. Bu Kafkasya'dan geliyor. Bir yandan Tayyip Erdoğan soyunun Gürcistan'dan geldiğini ima ediyor veya söylüyor. O Kafkasya'dır. Onları bilemiyoruz ama bildiğimiz nokta, çok net olarak tespit edebildiğimiz bu budur. Üçüdür ve bir güç, bir Adam Smith'in invisible hand, görünmez eli bunları yükseltiyordur. Cemil Çiçek o yüzden oradadır. Ali Babacan gibi hiçbir işi yoktur bunun. Gitmiş dışarıda, evde yazın buraya geldiği zaman havuz paketlemiş. Gitmiş, hiçbir politik tecrübesi şusu busu olmadan geldi. Dışişleri Bakanlığı gibi zavallı Türkiye. Şu hale bakın. Nedir Türkiye'deki son durum? Son bunlarla beraber Dışişleri Bakanı. İlk Dışişleri Bakanı bunların kimdi? Yaşar Yakış. Yaşar Yakış da dedi, ben onlardan değilim diye beni attılar dedi. Bu yazılıdır. Ondan sonra Abdullah Gül diye birisidir. O bana mektup yazmıştır, ben sabataist değilim diye. Öyle mi değil mi bilemeyiz. Ben de o tarihten beri bana belge gönder, yazacağım bunu diyorum. Hala göndermiyor. Demek ki getirdikleri Dışişleri Bakanlarından bir tanesi sabataizm şüphesi altındadır. Sadece evrakta sahtecilik değil, bir de o şüphe altındadır. Bebecan için yazdığımız çok fazladır. Şimdi tekrar da söylüyoruz. Üçüncüsü de Sabri Ülke dışarı yapan Karaylı. Karısının adı Sara. Annesinin adı Sefüre. Kızının adı Aypike. Nasıl inceliyoruz bunları? Aypike, Karaylıların en çok kullandıkları isimdir. Dolayısıyla mesele bu şekilde biraz daha netleşmiş olmaktadır.